fırının kapağını açtım ya. Direkt lens buhar oldu. Çekecektim. Hiçbir şey çekemedim. Neyse, patates kızartmalarımız şu anda fırında hazırlanıyor. Arkasına da iki tane gözleme yapayım diyorum. Şurada da bir arkadaş var. Yapma ya, vallahi ben fırıncıyım. Aç değil misin abi? Vallahi değilim. Nasıl değilsin ya? Patatesi ona göre koydum ama. Patatesden tırtıklanır yani her zaman. Sen niye burada mavi çıkıyorsun ya? Mavi mavi bundan sonra. Dedik şöyle 3-5 bir şey atıştıralım, sonra da bir kahve alırız. Ondan sonra da artık videoya geçeriz. Sabahtan beri yatıyoruz canım. Türkiye Bey, başlıyoruz mu çekimlere? Saat kaç? 5.23. 12'den beri biz video çekiyoruz. Senin yüzünden yatıyorsun böyle. Benim yüzümden. Bak her şeye çık. Bayram, burada ışıkları bayramlık, hazırladım. Bayramlık ağzımı açtım. Şunu oraya pek hazırlayamamışım, gerçi oraya bakıyor da. Her şey hazır. Arka plan hazır. Türkiye Bey yatıyor. Evet, hadi kalkalım artık. Başla. Çekelim de. Akşam kaçta atacaksın sen videoyu? Ben mi? Ben 8.30'da atıyorum. Türkiye saatiyle sabah 10.30. Hadi bakalım. Her cumartesi. Tamam, şu üstümü değiştireyim. Halledelim inşaatim. Gerek yok ya, güzel üstün ya. Yok ya, direkt şu. Niye? Sarı güzel ilgi çeker YouTube'da. Benim pijamam oğlum. Öyle mi? Vay be, pijaması bile yani. Video çeksen çekersin. Yatak adamıyım ya. Çekmeyeyim mi? Mutfağı göstereyim mi? Ev vlogu sonra gel. Çok şükür oturduk. Sonunda videoya başlayabiliyoruz. Cancım bitmedi mi? 6 saattir bir thumbnail yapıyorsun ya. Bitmedi mi kardeşim? Bitti mi? Arkadaş, biliyorsunuz 3 ayda bir haftalık video atan arkadaş Can Çakır. Bugün de video atacak. Thumbnail'ini tam 6 saattir yapmaya çalışıyor. Yalan mı? Doğru. 6 saattir. Profesyonellik bunu gerektirir abi. 6 saattir thumbnail yapmaya çalışıyor. Yani inanılmaz bir durumdayım. Halimi anlayın arkadaşlar. Abi, bu mu? Bunun rengi oldu mu abi? Bunu yapalım mı abi? Şunu şuraya soksam mı abi? Bunu buradan çıkarsam mı abi? Bitti mi peki, yaptın mı? Ya düşünüyorum hala. Bu mu diye soracaktım sana da sen videoya başlamıştın. Vallahi video 2 saat sonra yayında arkadaşlar. Bilemiyorum yani. 2 saat kaldı hakikaten, daha yani ayarlıyorsan ayarla. Neyse arkadaşlar, bugünkü videomuzun konusu dünyanın en güçlü pasaportu. Bu mu? Eyvallah. Bu mu? Değil. Bu mu? Değil. Ama bu arkadaş dünyanın en güçlü 8. pasaportu. Bu arkadaşsa dünyanın en güçlü 52. pasaportu. Bu arkadaşla dünyanın 182 ülkesine vizesiz girebiliyorsunuz. Bu arkadaşla dünyanın 112 ülkesine vizesiz girebiliyorsunuz. Dünyada kaç tane ülke var, onu alalım. Toplamda 195 tane ülke dünyamızda, güzel dünyamızda mevcut arkadaşlar. 195 ülkenin ikisi hala tartışmalı. Birisi Filistin, diğeri de Vatikan. O yüzden kimisi 193 diyor, kimisi 195 diyor. Biz 195 diyoruz. Bizim herhangi bir ülkeyle sıkıntımız yok şu anda. Şu anda. Listenin başında çok büyük bir Asya eziciliği var yani diğer ülkelere karşı. Listenin başında 190 ülkeyle Japonya bulunuyor. İkinci sırada yine de 190 ülkeyle Singapur. Üçüncü sırada 188 ülkeyle Güney Kore pasaportu yer alıyor. Dördüncü sırada yine 188 ülkeyle Almanya yer alıyor. Bu arada ilk 10'da toplamda 32 tane ülke var. Niye? Çünkü 190 birinci sırada Japonya dedik. İkinci 190 yine Singapur. Üçüncü, bunu hiç muhabbetini yapmayayım. Gerizekalı bir muhabbet. Hemen size 32 ülkeyi, ilk 10'daki 32 ülkeyi hemen sıralıyorum. Japonya, Singapur, Güney Kore, Almanya, Finlandiya, Danimarka, İtalya, Lüksemburg, Fransa, İsveç, İspanya, Avusturya, Hollanda, Portekiz, Norveç, İsviçre, İngiltere, Amerika, Belçika, Kanada, Yunanistan, İrlanda, Çek Cumhuriyeti, Malta. Malta neriymiş? Malta, ya Malta bu listede olması biraz... Hiçbir fikrim yok. Malta olması... bu listede ne yapıyor? Bir bağlantısı var. Bilen arkadaşlar yorumlar kısmına lütfen iletin. Ve Yeni Zelanda. Dünyanın en güçlü 8. pasaportu. Ve Yeni Zelanda'nın altında kim var biliyor musunuz? Avustralya. Yeni Zelanda toplamda 182 ülkeye vizesiz girebiliyor. Avustralya toplamda 181 ülkeye vizesiz girebiliyor. Hangi ülke? Aradaki o bir nereden kaynaklıyor? Hiçbir fikrim yok. Ama Avustralya yine... Daha sonra Litvanya, Slovakya, İzlanda, Macaristan, Latvia, Slovenya diye ilk 10 ülkeyi, yani ilk 10'daki 32 ülkeyi bu şekilde sıralayabiliyoruz. Bir de sonuna bakalım isterseniz. Son 10'da Afganistan pasaportu olan arkadaşlar maalesef
listenin başını sondan çekiyorlar. Toplamda 25 ülkeye vizesiz gidebiliyorlarmış. Afganistan'ı Irak ve Suriye takip ediyor. Suriye'den sonra Somali, Pakistan, Yemen, Sudan, Filistin, Libya, Nepal, Lübnan, Kuzey Kore, Eritre'ye neresi abi? Bilmiyorum ki, bakalım ya. Eritre'ye bilmiyorum. Öyle bir ülke var. O da toplamda 40 ülkeye vizesiz gidebiliyormuş. Ve Bangladeş. Bunlar da son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ülke arkadaşlar. Türkiye pasaportunun girebilip de Yeni Zelanda pasaportunun giremediği bir ülke var mı? Evet var. Neresi, hemen alalım? Ukrayna ve Rusya. Bir Türk vatandaşı olarak beni derinden yaralıyor bu durum. Aslında şöyle giremiyor. Vize istiyorlar, yani kapıda vize istiyorlar sizden. Havaalanına gittiğinizde zaten pasaportunuza direkt damgayı vuruyorlar. Yani şu veya şu, yani bunu istemiyorlar bile. Ukrayna'ya girişte bunu istemiyorlar bile benim bildiğim kadarıyla. Sadece kimlikle giriş yapabiliyorsunuz. Ama Yeni Zelanda pasaportuyla Ukrayna'ya gidersiniz, havaalanında size vize uyguluyorlar. Hani sadece pasaporta damga vurup geçemiyorsunuz. Üstüne bir de yanılmıyorsam $55. Yanlış hatırlamıyorsam $55 para vermek zorundasınız. Ama öncesinde bir vize başvuru yapmasına gerek yok. Yok. Sadece havaalanında direkt damgayı vuruyor ya da bir sticker yapıştırıyor. Adam bir etiket yapıştırıyor gibi bir şey aslında yani. Öyle ama niye $55 ödeyeyim kardeşim? O yüzden Ukrayna'ya giderken Türk pasaportunu kullanacağım. Tabii ki de. Ne sandın? Ama Türk pasaportunun da özellikle Asya'nın belli ülkelerinde, Singapur'da, Malezya'da, Endonezya'da, Japonya'da ve Kore'de büyük avantajı var. Nedir abicim? 3 aya kadar vizesiz bu ülkelere giriş yapabiliyorsunuz. Herhangi bir ücret ödemek zorunda değilsiniz. Ülkeye giriş yaptığınızda pasaportunuzu damgaya vuruyorlar. Direkt ülkeye giriş yapabiliyorsunuz. Ben Kore'den uçuşlarımı, genelde Kore'den uçuşlarımı yaptığım için bunu Kore'de çok tecrübe ettim. Direkt 3 aylık damgayı vuruyorlar. 3 ay boyunca Kore'de takılabiliyorsunuz. Bu iki ülkede çifte vatandaşlığa izin verdiği için Türkiye ve Yeni Zelanda çifte pasaportum olabiliyor. Ama böyle olmayan ülkeler de var. Bunların başında en güçlülerinden, listenin başını çeken arkadaşlardan birisi de neydi? Güney Kore'ydi. Güney Koreli arkadaşlarım aslında bu konuda biraz canı yanmış diyebilir miyim? Diyemem ama son zamanlarda gördüğüm birkaç arkadaş vardı. Çocuk burada oturumunu almış. İstese vatandaşlığını da alabilir ama vatandaşlığını aldıktan sonra Kore vatandaşlığından çıkmak zorunda. Hatta onun bir çakallığını bulmaya çalışıyordu. Acaba burada vatandaşlığı alsam Kore'nin haberi olur mu gibilerinden. Dedim sakin ol şampiyon. Hani oralara girme. Ama Kore pasaportu zaten Yeni Zelanda pasaportundan daha güçlü olduğu için. Daha güçlü. Ama çocuk burada yaşıyor. Hani nasıl bir dünya içerisinde, nasıl bir ruh hali içerisindeki 188 ülkeye gidebilen Güney Kore pasaportundan vazgeçme noktasında. Belki ama Yeni Zelanda vatandaşlığının burada da bir artısı vardır oy kullanmak dışında. Şunu alınca, pasaportu alınca oturumdan farkı ne diye soruyorsanız benim bildiğim kadarıyla burada sadece oy kullanma hakkını size veriyor. Yani bu ülkenin yönetiminde sizin de bir nevi tuzunuz oluyor eğer ki oy kullanırsa. Bir de isterseniz listenin sonundaki Afganistan'a bakalım. Dedik ya toplamda 25 ülkeye girebiliyormuş diye. Hangi ülkelere girebiliyormuş bir de onlara bakalım isterseniz. Girdiği ülkeler... Okuyamıyorum bile abi. Yani ülkeleri bilmiyorum. Şöyle gibi bilmiyorum. Cape Verde Islands. Bilmiyorum. Türkçesini bilen varsa yazsın. Comores Island. Guinea Bissau. Madagascar. Marituana. Mozambik. Rwanda. Seychelles. Somali. Togo. Uganda. Cook Islands. Micronesia. Niue. Palau Islands. Samoa. Tuvalu. Dominica. Haiti. Saint Vincent. Bangladesh. Kamboçya. Macau. Maldives. Ve Timor Leste diye 25 tane toplamda 25 tane ülkeye vizesiz girebiliyormuş bu arkadaşlar. Ama geri kalan 170 ülke maalesef vize almak zorundalar. Mesaj veren de değil, alandadır abi. Hala düşünüyorum. Bunu bir düşün. Bana biraz süre ver, onu hazmedeyim ben. Bu listeye siz bakmak istiyorsanız eğer ki web site'ın adresi henleypassportindex.com. Sponsorlu mu abi bu? İnşallah ileride video 1 milyona ulaşınca kendileriyle kontağa geçeceğiz. Geçen videoda yapmıştık yani, Cambly'yi araya sıkıştırmıştık. Evet. Her videoda biz böyle troller yapıyoruz arkadaşlar. Sponsor olmamalarına rağmen potansiyelli videolar çekiyoruz. Açıkçası kaliteli videolar çekiyoruz. Hani ileride tutarsa diye, tuttuğu zaman arkadaşlarla kontağa geçeceğiz. O noktada da bir hediye bekliyor musun abi? Arkadaşlardan bir hediye bekliyoruz. Hediye, yani hediye bekliyoruz. Tamamen duygusal. Başka kesinlikle bir derdimiz yok bizim arkadaşlar. Onu da iletelim yani. Neyse, bugünkü videomuz dünyanın en güçlü pasaportuydu. Size saydık, ilk onda toplamda farklı 32 tane ülke var. 182, 112. Toplamda 294 ülkeye vize çekilebiliyor. Neyse, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak videoya destek olmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Ve en önemlisi de abone olduğunuzda bütün bildirimleri açmayı unutmayın. Çok önemli.
Çok önemli, inanılmaz önemli. Bugün canım ve benim rakamları kontrol ettik. İnanılmaz şoklardayız hala. Kimse mi açmaz ya? Allah'tan şu MasterChef videolarını çekmişim de kanal kendime geldi yani o derece. Neyse, kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.